Hangisi ribozom organelinin özelliklerinden biri değildir diyor. Ökaryot ve prokaryot tüm hücrelerde ortaktır. Neden? Çünkü protein sentezinin gerçekleştiği organeldir. Dolayısıyla dünya üzerindeki bütün canlılar protein sentezler. Zarsız bir yapıya sahiptir arkadaşlar ve küçüktür. İki alt birimden oluşmuştur. Büyük alt birim ve küçük alt birim. Hatırlarsanız mRNA'ya önce küçük alt birim tutuluyor. Sonra tRNA ilk aminasiti getiriyor. Büyük alt birim bağlandıktan sonra protein sentezi başlıyordu. Hücre bölünme sırasında kendini eşleyebilir demiş. Kendini eşleme diye bir ifade yok arkadaşlar. Ee, nedir? DNA üzerinden çekirdek çıktı. Sentezlenen bir organelden bahsediyoruz. Kendi kendine eşleyemez. O yüzden cevabımız E seçeneği. Yukarıda şekli verilen kloroplast organeli ile ilgili açıklamalardan hangisi doğru değildir? Stroma içerisinde su, nükleik asit, ribozom ve proteinler bulunur demiş. Evet stroma bir sanki sitoplazma gibi bir ortam. Klorofil molekülleri granumlarda bulunur. Granumlarda şöyle tilakoit zarlar üzerinde elektron taşıma sistemi ve klorofiller bulunur. Tilakoidler bir araya gelerek granumları oluşturur. Tilakoid dediğin sanki böyle bozuk paraları üst üste dizdiğiniz zaman arkadaşlar her bir bozuk para tilakoid onların görüntüsü granum. Öyle düşünebilirsiniz. Granumda üretilen ATP sitoplazmaya geçerek hücre metabolizmasında kullanılır. Soru işareti koyuyorum. Mitokondan farklı olarak içteki zarda dış zar gibi düz yapıldır. Evet mitokondire iç zar kristal kıvrımlıydı. Bunda ise iki zarda arkadaşlar düz Şimdi neden soru işareti koyuyorum? Mükemmel bir detay var arkadaşlar. Kloroplastin içerisindeki mekanizma e, fotosentez e, üzerine kurulu, fotofosfolasyonla foto ATP üretiliyor. Ve ATP arkadaşlar son yapılan çalışmalara göre sitoplazmalara geçemediği gibi sitoplazmadan da alınamıyor. Yani kloroplast kendi başının çaresine bakmak zorunda. O yüzden o ATP'yi ne dışarıdan alabiliyor ne stoplazmaya verebiliyor. Kendi reaksiyonları için kullanıyor. O yüzden cevabımız D seçeneği. Hücre iskeletini oluşturan yapılar işlevlerinden hangilerini gerçekleştirebilir? Ad üstünde iskelet. Hücrenin şekil kazanmasına yardımcı olur. Özellikle hücre zarının Altından itibaren başlayan arkadaşlar ara filamentler, mikrotübüller bunu yapar. Çekirdek bölünmesi sırasında kromozomların kutuplara taşınmasını sağlama e, mikrotübüller sayesinde olur. Hücre içindeki yapıların yerinin sabitlenmesi ara filamentler sayesinde olur. Kasların uzayıp kısalmasını sağlamak eğer aktin içeriğinden bahsedecekseniz aktin içeriği kimdedir? Mikro filamentlerin yapısındadır. O yüzden cevabımız E seçeneği. Bitkisel bir hücrede lizozom yok, sentrozom yok. Bak kafadan iki şık eledin. Glikoz yoğunluğunu azaltan. Glikozu bir şekilde kullanacaksın, doğru mu? Ribozom protein sentezler. Bu da gitti. Kloroplast da glikozu azaltmaz, arttırır. Geriye Golgi kalır. Peki hocam Golgi ne yapar? Glikozu lipitle birleştirir, glikolipit, proteinle birleştirir, glikoprotein yapılar oluşturur. Yani kullanır. O yüzden cevabımız A seçeneği. H1 H2 H3 H4 hücrelerinin bazı organelleri bulundurma durumu gösterilmiş. Hangisinin doğruluğu kesin değildir demiş. Şimdi bakın H1'de ribozomdan başka bir organel yok. Prokaryot. H2 H3 H4 ökaryottur. En kötü ihtimal bak bir golgi var. Mitokondri var. Doğru mu? O zaman ökaryot. H3 hücresi ototrof. Bakalım H3'e kloroplastı var. Evet. H1 H2 H4 hücreleri heterotrof. Şimdi H2 ile H4 heterotrof olabilir. Ama H1 ile ilgili bir şey söyleyemezsiniz. Neden? Çünkü belki hocam klorofili var. Belki de hiç klorofile ihtiyacı yok. Kemosentez yapıyordur. O yüzden H1 ile ilgili fikrim yok. H2, H3, H4 oksijenli solunum yapar. Bak mitokondrisi var. H3 hayvan değildir. Bak kloroplastı var. O zaman cevabımız ne oldu? C seçeneği. bir hücrede hangisinin gerçekleşmesi kesinlikle ökaret olduğunu gösterir. Hücre zarının değişikliğe uğramasıyla oluşan yapılar aracılığıyla aktif yer değiştirme bakterilerde kamçı var. ökaryot olduğunu kanıtlamaz. Genetik bilgi uygun olarak ribozomlarda protein sentezleme, bakteriler, arkelerde protein sentezler, her canlı protein sentezler. Bazı metabolik faaliyetleri sitoplazmada gerçekleştirme, yani bu kesin ökaryotür, kesin prokaryotür dedirtmez. Birçok reaksiyon var sitoplazmada olan mesela glikoliz. Pasif taşımayla madde alışverişi bir bakteri de yapabilir, bir insan hücresi de yapabilir. Şimdi çok dikkat, çekirdek DNA'sı dışında özelleşmiş organellerde DNA bulundurma. Kimde DNA var hocam? Kloroplast, mitokondri. E bunlar varsa hocam bunlar ökaryot hücreye aittir. O yüzden cevabımız A seçeneği. Gelişmiş yapılı bitki ve hayvan hücreleri için ortak olan merkezi bir koful bitki, plastitlerin bulunması bitki, kloroplast, kromoplast, lokoplast, sentrozom hayvan, gelişmiş bitki de olmaz en azından. Genetik materyal dayanan çekirdek zar, yani çekirdek, evet ortak, lizozom hayvan. Cevabımız D seçeneği. Bitkilerde lizozoma benzer yapılar var ama lizozom değil arkadaşlar. Bazı kaynaklar fitolizozom olarak adlandırmış ama Litik kofullar da var mesela. Litik koful. Bunlar çok detay bilgiler arkadaşlar ama lizozom bitkide mantarda olmaz. Ökaryot bir hücrede bulunan K L ve M organellerine ait bilgiler verilmiş. Verilen bilgilere göre bu organellerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir demiş. KBL organellerinde nükleik asit molekülleri bulunur. Şimdi nükleik asit kimlerde bulunur? Mitokondride bulunur, kloroplastta bulunur, ribozomda bulunur değil mi? Ribozomun yapısında RRNA var. Kloroplast ve mitokondrinin kendi DNA'sı, kendi RNA'sı, kendi ribozomu var. K organelinde klorofil pigmenti bulunur. Şöyle bir kloroplast diyelim o zaman. M organeli tek zarlı yapıdır. Yani endoplazmik etikulum olabilir, golge olabilir, ee... Lizozom olabilir. Peroksizom olabilir. Koful olabilir. Peki. Şimdi K organelinde inorganikten organik madde üretilir demiş. Ona kloroplast dedik. Doğru. L organeli tüm canlı hücrelerde bulunur. Şimdi L organeli ile ilgili tamam K kloroplast ama L acaba mitokondri mi ribozom mu ona karar veremedim. Kesin değildir soruyor. Bir soru işareti koyalım bakalım. M organeli prokaryot hücrelerde bulunmaz demiş sonuçta zarlı bir yapı. K organeli ihtiyaç durumunda kendine işleyebilir. Kloroplast kendine işleyebilir. Evet DNA'sı var. M organeli ribozom ya da sentrozom değildir. Çünkü tek zarlı bir organel M organeli. Gerçekten arkadaşlar cevabımız B seçeneği. Çünkü dediğim gibi mitokondri ribozom mu buna kesin karar veremedik. Bir bitki hücresinde yapılarından hangilerinde ATP üretimi ve tüketimi gerçekleşir? Kloroplast fotosentez sırasında ATP üretir, fotosentez sırasında ATP tüketir. Mitokondri Krebs ve solunum reaksiyonları sırasında ATP üretir. Kendi metabolik reaksiyonları sırasında ATP tüketir. Mesela mitokondri içerisinde DNA işlenmesi sırasında. Stoplazma. Stoplazma da arkadaşlar lütfen şu reaksiyonu bilinmesi. En kötü ihtimal glikoliz diye bir şey var. Başlarken ATP tüketirsiniz. Sonrasında ATP üretirsiniz. Metabolizma ve solunumda öğrettiğimiz bir konudur glikoliz. Dolayısıyla 3'ü de olabilir. Şimdi P ve R organelleri arasındaki ilişki göstermiş. Bakın R karbondioksit ve su oluşturmuş. Mitokondri. P de bunları almış besin üretmiş. Kloroplast. P ve R organelleri ökaryot bir yapı, yapıya sahip hücrede bulunur. Tabii ki. Prokaryotlarda ribozomdan başka bir şey yoktu zaten. PVR organelleri aynı hücrede birlikte bulunamaz. Neden bulunmasın? bitki hücrelerinde bulunabilir. Değil mi? Bu aklıma ilk gelen ya da bir öglena da olabilir, alg de olabilir. PVR organellerinin birbirinin ürünü substrat olarak kullanabilirler. Evet, bakın birbirlerinin ürünlerini substrat olarak kullanıyorlar. R organeli bitki ve hayvan hücrelerinde ortaktır. Evet, mitokondri bitkide de bulunur, hayvanda da bulunur. Yani ökaryot canlılarda %99 bulunur. Her iki organelde de enerji dönüşümü gerçekleşir. Birisi solunum yapar, birisi fotosentez yapar. Bu şekilde enerji dönümü, dönüşümü gerçekleştirir. O yüzden cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Bakteri, mantar ve bitki hücresi ayrımını nasıl yapabiliriz? Soru aslında bize bunu soruyor. Bir, bir, bir hücreye baktın, bakteri mi, mantar mı, bitki mi nasıl anlarsın? Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Böyle şeylerde çeperi arayın. Çünkü bakteri ise peptidoglikan çeper, mantarsa kitin, bitki ise sellos çeper. Yani hücre duvarının kimyasal içeriği saptarsanız canlının kime ait olduğunu öğrenirsiniz. Şimdi mitokondri varlığıyla tamam bakteri ayırt edersin ama bitki ve mantarı ayırt edemezsin. Endoplazmik etikulum aynı şekilde. Ribozom 3'ünde ortak, çekirdek yine mantar ve bitki de ortak. Ama şu çeperin kimyasal yapısı 3'ünde de farklı. O yüzden cevabımız C seçeneği. Bazı moleküller verilmiş arkadaşlar hücre zarının yapısında bulunan işte glikoprotein, glikolipit, lipoprotein gibi yapılar. Ökaryot bir hücrede bu moleküllerin üretilmesi için hangisinin bulunması zorunlu değildir? Bakın bunlar sizin hücrelerinizde de bulunan şeyler. Bak glikolipid, glikoprotein, lipoproteinler genelde işte şilomikronlar olabilir, LDL, HDL, kolesterol türevleri olabilir. Bakın Buradaki proteini sentezlemek için bir kere ribozoma ihtiyacınız var. Bunları bir araya getirebilmek için yani glikozla proteini, lipitle proteini, glikozla lipiti Golgi'ye ihtiyacınız var. Ama mesela şu iki yapıya baktığın zaman glikoprotein, glikolipit gibi yapıya bitki hücresinde de bulunur. Lizozoma gerek yok o zaman. Az önce dedim ki hocam bizde de bulunur. Kloroplasta gerek yok o zaman. Ne zorunu değildir? 3 ve 4. O yüzden cevabımız E seçeneği.